Olmayayım çünkü çok geç yaptınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Birinci sözler, üçüncü sır. Birinci söz hep biliyorsunuz ya, bildiğimiz bir yer. Sırmış ama. Ufak bir yer okuyacağım. Çok garip böyle. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran metni okuyayım izahçı. Bilbe dahine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbe dahi yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbe dahi rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden, ezeli ve bedi bir zata muhatap ve dost yapan bir bedai rahmettir. Burada dur. Şimdi şöyle bir gezme yapalım fikren. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu kainat ezeli değil. Sonradan olmuş. Hani taillü küfür küfür değil. Şimdi bu kainat yoktu. Bir Allah vardı. Karar verdi. Kain böyle bir şey yaratacağım. Yani şöyle düşünün, hayret etmenizi sağlamak için söyleyeceğim. Bir insan bir harika bir şey yapsa, hiç buralarda yok böyle bir cihaz. Garip bir şey yapsa ama çok acayip bir şey yarıyor. Demeyiz mi ki Allah Allah nereden hatırına geldi ya? Nasıl hatırına geldi? Nasıl düşündün ya? Nereden esinlendi? Nereye benzettin? Kim söyledi? Taklit mi ettin? Deriz. Allah bu kainatı yaratmadan önce kainat yoktu. Taklit etmemiş. Lüminesi yok. Bak, maddesi yok. Mekanı yok. Zamanı yok. Lüminesi yok. Misali yok. Patenti yok. Örneği yok. Misali yok. Yapma, bozma denemesi yok. İlk yapıyor, son yapıyor. Hani arabayı tamir ederiz de denemeye çıkarız ya. Öyle değil. Yapıyor, bitti. Benim kolum yaptı, denemeye koymadan çıktık işte. Sahaya çıktık. Şimdi tövbe, tefekkür için söylüyorum. Allah varken, hiçbir şey yokken şu misisi yaratayım, portakalı yapayım. Şu yeşil yaprakların içerisine şöyle bir sarı bir şey takayım. Ondan sonra bu içinde su koyayım ama hap, hap gibidir. Kışın soğuğa karşı ilaç olsun. Ama kışın da donar. Donmasın diye kabuğuna antifriz sarayım. O gaz var ya portakal mandalina dışındaki o. Onun dışındaki gaz antifrizdir. Suyu Kayseri plakası 38 santigrat dereceye kadar korur. Ben mesleğim, aslı mesleğim oydu. Uçaktakilerin, uçak motordaki, orada uçakta olan sıvının 50 küsüre kadar iniyor soğuk orada. Veya arabaların suyu, antifrizleri var. Su donmasın diye antifriz katarlar. Hocamız derdi ki, arabaların antifrizi suya karşı donmasın, soğuğa karşı donmasın diye bu antifriz portikalın dışındaki gazına bakılarak yapılmış. İyi dinleyin şimdi o zaman. Portikalı yapan nereye bakmış? Yani antifrizi portikaldan esinlendik. Peki portikalı yapan lümine yok ki, nereye baktı? İşte Allah bu kainatı kurarken, düşünürken madde yok, mekan yok, zaman yok, lümine yok, model yok, misal yok, patent yok, deneme yanılma yok, yapıyor bitiyor. Yani
İnsanoğlu olarak düşünüyorum. Ya Rabbi nasıl hatırına geldi böyle bir alem? Ondan sonra ne yaptı? 18 bin alemi yerleştirdi. Kocaman bir çınar ağacı yaptı. Onu gitti meyvesinin içine çekirdeği koydu. Kocaman çınar ağacı veya meyve ağacı çekirdeğinde değil mi? Aynen. 18 bin alem de senin içinde. Bütün alem sende. Bu ne demek biliyor musun? Bütün alem kadar sana değer veriyorum. Bütün alem kadar değerlisin benim için. Demenin adıdır. Bütün alem kadar benim için kıymetlisin. Bütün alem kadar benim için gayesin. Bütün alemler kadar, mahsulatı kadar benim için mana ifade ediyorsun. Bütün alemi sende derc edelim. Şöyle bir misal vereyim. Bu ayna düşünün. Ayna. Buraya güneş aksetse, iki fikir var veya bahçe. Bahçe aksetti karşıya. Bir tanesi diyor ki, kardeşim buradaki bahçe, burada, bunun içinde. Başkası diyor ki, hayır, bu nuranidir, aynadır. Karşıyı gösteriyor. Bizim arkamızı gösteriyor, dedi. O bahçe burada mıdır, orada mıdır? Yani duranların önünde midir, arkasında mıdır? O zaman şöyle yaptılar, birden çevirdiler, o bahçe gitti. Tamam. Bu ayna nasıl ki o alemi burada gösteriyor, insan da böyle bir ayna. Bütün alem onda. Bütün alem insanda derlenmiş. Toplanmış. Nasıl anlarız onu? 18 alemi biz nasıl temsil ediyoruz? Mesela o kadar bunun cevabı var ki, mesela birkaç tane köyü dağıtmayayım. Beka istiyoruz ama fani değiliz. Ebed istiyoruz. Gençler biraz daha gelsinler. Geçiciyiz. Biraz daha sıkıştı. Arka çok sıkıştı. Sıkıştı. Zor olacak ama buralarda boşluklar tamam. Var. Gelin gelin. Gelsin de size buraya. Sen de al. Gelin kardeşim gelin. Tamam. Sen gel ya. Şimdi bir anda her yerde olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. Dert istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Musibet istemiyoruz. Her yerde olmak istiyoruz. Her şeyi her anda yapmak istiyoruz. Her şeyin her halinden haberdar olmak istiyoruz. Bak bakayım, istediğin hiçbirisi dünyada var. Demek ki ayna gibisin. Aynada gözüküyor. Bu arkanı gösteriyor. Geldiğin yeri gösteriyor. Ayna bu, bahçe orası. Alemleri gösteriyor. Arkamızda alemler var. Ayna gibiyiz. O alemler bizimle konuşmuyor mu, bizde gözüken? Beka istiyorum diyor. Evet. Yani bir şeyin konuşması varsa hayatı yok mudur? İşitmesi varsa hayatın alametidir. Orayı okuyayım da bak, o kadar harika bir yer ki. Bak şimdi. 169 mu? Çok bakalım. 146 diyor ki, bilmek. Bak, bir şeyi biliyor. Bu ne demek? Bilmek hayatın alametidir. Hayatı varsa bu biliyor demek. Biliyor mu? Demek hayatı var. İki, işitmek, duyuyor, dirilik emaresi. Görmek, dirilere mahsus. İrade, hayat ile olabilir. İhtiyar iktidar, zihayatlarda bulunur. Konuşmak ise bilen dirilerin işidir. Şimdi ölü, ben MAP'ta çok insan yıkadım. Ama hiçbirisini böyle bazen yanlış yaptık, sıcak su döktük. Ulan ne yapıyorsun lan falan, kalkıp da iki tane çakmadı zaten. Eğer kalksaydı MAP'ta, iki tane çaksaydı herhalde dilimiz tutulur ya, orada kafa giderdi ya. Şimdi niye diyorum? Konuşuyorsa bir, diridir, bir de biliyor. Diri bilenlerin işidir. Diri. Arkadaşlar, bizde konuşmuyor mu alemler? Beka istemiyor muyuz? Ebed istemiyor muyuz? Sonsuzluk istemiyor muyuz? Bir anda herhalde ölmek istemiyoruz. Hatta çok insan müracaat ediyor, sizde de var. Ya kafamda başka bir ismi var ya hocam diyor ya, abi diyor. Birisi konuşuyor ya diyor.
Birisi konuşuyor. Ne yapıyor? Ya ben aklımı o aklın şerinde nasıl kurtaracağım? Aklımın peşinde. Bu aklımın altını nasıl çekeyim de çökerteyim diyor. Benim başka birisi var sanki burada. Aklımın peşine koşuyor. Kim o? Aklınızı rahatsız edecek bir akıl var. Niye? Mantık yürütüyor o da. Onu söyleyeyim size. Kim? Şimdi bir ney düşünün. Ney? Şimdi 7 tane deli var. 6 tane üstte deli var. Bir tane altta var. Muhammed'e, Muhammed'e. İlahi çaldı. Sonra beni pişirdin, köfte ettin falan çalsa. Şarkı türkü çalsa. Şimdi ikisini de öfürüyoruz. Ama bu parmak Muhammed'e. Ama firma aynı. Pişirdin beni, köfte ettin, ona da farklı niye ses çıkıyor mana? Muhammed'e çıkarken yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, niye bıraktın? Tamam? Demek ki bu parmaklar yapıyor onu. Ne aynı? Nefes de aynı. Tamam. Neyi ne demek biliyor musunuz? Ne? Kafaya benzer. Kafanın içinde 7 tane mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul diye. O çalan da irade ve ihtiyar. İstersen Muhammed'e Muhammed'e çalarsın. İstersen beni köfte ettin diye çalarsın. Tek birisi var burada. Şu anda ben senin kafandaki neye boşsa bilgi doluyor. Eğer beni dinlerken hala YouTube'lardaysan, hala cep telefonu şunlar bununla meşgulsen, neyin içi doluysa ses çıkmaz. Ben ne öflersem öfleyeyim, senin kafandan ses çıkmaz. Eğer biraz böyle ihtiyacını hissedersen, ki buradasın, buradasın ihtiyacın, ses çıkar. Demek ki bu neyin başına bir melek oturuyor veya ruhumuz, o Muhammed'e Allah Allah diye çalıyor. Eğer orası boş olmuşsa şeytan geliyor. O da öfürüyor. O da yaktın beni, köfte ettin diyen o. İki tane akıl yok. Bir ney var? Öfüren iki kişi. Ya bizim ruhumuz öfürüyor veya melaikeler veya şeytan öfürüyor. Anladık mı abi? Şimdi insanda arzular var, emeller var. Bu konuşmak değil mi? Bağırıyor sana. Sonsuzluk istiyorum. Hele mezarlıklardan en bazıları hiç geçemiyor. Kefen mefene sarılmak hocam bu ne demek? Vallahi bilmiyorum. Git mezarlığa sor ne demek bu. Durum iyi değil tabii. Çünkü herkes sonunda oraya gidecek. Şimdi gene geliyorum konuma. Allah bu kainatı madde yok. Numune yok, mukayese yok, taklit yok, zaman yok. Bunu nasıl kurdu? Başka bir yerden benzetme yapmadı. Niçin kurdu biliyor musun? Seni niye yarattı? İhtiyacından değil. Allah seni beni yaratmasının bir sebebi muhabbettir. Seviyor seni. Seni birisi sevse, ne seviyorsun lan beni de? Denilir mi? Seviyorum ya. Suyu sevmiyor musun? Bu akan nehir nedir ya buradaki misiste? Ceyhan mıdır? Ceyhan değil mi? Şimdi sen onu seviyorsun. Ceyhan nehri diyor mu ki beni niye seviyorsun? Seviyorum kardeşim. Sevmek yani kalbin işi işte. Allah da seni seviyor. Niye? Sana değer vermiş. Allah ya. Allah kim sen ben kim ya. Allah sana değer vermiş. Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Yaratmış bak şimdi. Sonra sistemi kurmuş kainatı, seni merkeze oturtmuş, her şey sana bakıyor, seninle anlam kazanıyor, seninle değer alıyor, senin için çalışıyor, dikkat et. Hep senin için. Hava yok mu? Burun için. Renkler yok mu? Gözün için. Bak bakalım burada ne kadar Akdeniz bölgesinde, ne kadar turuncu şeyler var, portakaldan, mandalinasına kadar. Fesubhanallah. Vermiş de vermiş buraya. Demek ki şu kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Yani Allah bu kainatı niye kurdu? Haşa ihtiyacından değil, rahmetinden kurdu. Seni sevdiğini gösteriyor. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde
nihayet derecede bu kadar ikramlar sana yapılıyor, muhabbeti göstermiyor. Sana o kadar muhabbet etmiş ki detayın detayına gitmiş. Gitmiş mandalinayı senin ağzına göre ufaltmış. Sonra ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bir bedai nerâmettir. Karanlıklı nedir biliyor musunuz? Yedik dünyada. Yaşadık, nefes aldık. Allah Allah, adamlar da bazılar önümüzde gidenler ölüyor. Nereye gidiyor? Belli değil. Karanlık. Kanser oluyor. Ya olur mu ya? Şimdi vakti mi ya? Bu adam, bu kadın niye ölüyor ya? Ya yaşıyordu ne güzel. Güneşin altındaydı. O toprağa girdi. Hadi din olmadan yorumla bakayım mezarı. Kimya ile bu adam, bu kadın nereye gitti? Kimya ile izah edilir mi? Fizikle. Mesela adam öldü. Kefene sardık. Kimya ne diyor buna? Ne diyor? Bitti. Matematik ne diyor? Bitti. Her şey bitti. Yani ondan sonra izah yok. Din diyor ki hayat ondan sonra başlıyor zaten diyor. Bu dünyada çekirdekle. Yani bizim için, en herkes için en karanlık mezar ve sonrası. Onu rahmet izah ediyor. Karanlıklı mevcudatı izah eden odur. Yani nereye gidiyorum? Rahmet izah ediyor. Allah'ın rahmetine gidiyorsunuz. Bir dakika. Nereden geliyorum? Allah'ın rahmetinden geliyor. Ben burada kimim? 18 bin alemin hulasasıyım. Niye ben bütün alemin hulasasıyım? Seninle niye anlam buluyor? Çünkü sen Allah nazarında en sevilensin. Rahmet izah ediyor bunu. Sevgi izah ediyor. Peki, eyleme dönüştürelim. Ne karı var? Bunu okuduk. Evde farklılıklar var ya, farklı eşyaları. Demiri, çimentoyu, çakılı. Bunları bir araya getiren nedir? Çimento değil mi? Evde de kadın, kız, oğlan, babaanne, dede, bu farklılıkları, amca, dayı, familyayı, akrabayı, taallukatı birbirine tutan nedir biliyor musunuz? Rahmettir. Birbirimize merhametli olmak. Evde onu hakim kıldık mı? Mesela zulme diyor, sen merhamet ediyorsun. Yani çok acayip ya. Yani bir yanlışına gene rahmet, yanlışına rahmet. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki evde niye kavga olur? Çünkü diyor kavga iki diri arasında olur. Mesela bir tanesi musallada yatıyor, ötekisi de vursa o kalkıp vurur mu? Vurmaz, kavga olmaz. Çünkü bir tanesi ölü. Evde iki tane diri olursa iki enaniyetli kavga olur. Merhamet ettin mi? Abi ya kardeşim senin işte yapabildiğin kadar merhamet oldu mu? Ya nereye kadar mühlet? Allah sana mühlet verdi de. Allah bak neler yapıyorlar. Musa Aleyhisselam bir şey size anlatayım. Kısası ama peygamberimiz diyor bir mana. Diyor ki peygamberler de böyle darlatmışlar ya ümmet ya böyle zalim ya peygamberlerini şehit eden ümmetler var. Ya Rabbi dedi senin şu kulların bana küfür ediyor. Yani Allah'tan şunu bekliyor. Ya Musa sana iman edenleri topla şehri akşam terk et arkana da bakma. Yani duman olsun şehir. Yerle yuftan olsun Musa Aleyhisselam. Gizliden onu istiyor. Ne, Allah ne dedi ona? Bir daha söyleyeyim. Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Ya Musa, ya Rabbi senin kulların, benim ümmetim demiyor ha. Senin kulların bana küfrediyor. Bundan bekle, Allah'tan bunu beklerken Cenab-ı Hak dedi ki ya Musa bana da küfür ediyorlar. Allah. Allah nasıl bir merhamet. Onun için kafir ölecek, Müslüman ölmez. Siz ölmeyeceksiniz inşallah. Terhis olacaksınız. Mevt terhistir. Tahvili vücuttur. İtlak-ı ruhtur. Tebdili mekandır. Zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkmaktır. Yumurtadan tavuk,
çekirdekten ağaç olmaktır. Çekirdeği toprağın altına koyunca, çürüyünce ağaç olması ona ölüm mü denilir? Yoksa çekirdek hayatından bitki hayatı denilen daha yüksek bir hayata, aydınlık alemine çıkması nerede kayıptır ki? Demek ki bu aleme nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Burası neresi? Cevap veren rahmettir. Din yoksa bunun cevap verilemez. Niye biz buradayız? Rahmetinden ya. Var mı ya alacağın? Bir tane söyle dedi. Allah beni niye topal yarattı dedi. İyi ki taş yaratmadı da seni öyle yarattı. Vallahi taşlar da öyle diyor. 24. mektupta geçiyor. Ya Rabbi beni niye bitki yaratmadın da taş yaptın? Bitkiler de öyle diyor. Ya Rabbi niye beni hayvan yapmadın da bitki yaptın? İnsana verilen nimet vücudu nimettir. İtiraz hakkımız yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah'tan alacaklı değiliz. Alacağımız yok. İtiraz bir haktan gelir. Senin hangi hakkın zayi oldu ki benim hakkımı vermedi diyorsun. Allah'ıyla senet mi vardı? Bana iki göz vereceksin. En büyük nimet nedir biliyor musunuz? En büyük nimet nedir? Şu. Ben varım diyebilmek var ya, varım. Varlığını, bak şu var. Ama varlığının şuurunda değil. Bak ben varım diyebilmek kadar büyük nimet yoktur. Kör olsan dahi, sağ olsan dahi ben varım. Varlığının farkında olmak kadar büyük nimet yoktur. Sonra o farkındalığının anlama dönüşmesi iman oluyor. Varlığının farkında değil. Değil. Varlığının farkında değil. Çok ince noktalar. Evet. Ben varım diyebilmek. O muhatabı anlasa zaten hemen yönelir. Bunu gavur söylüyor ya. Hawkins denilen birisi var. Geçen bir sene olmadı. Var ya bütün vücudu felç. Evet. Yani o adam bir parmak mı ne oynuyormuş? Ona demişler ki hiçbir şey çalışmıyor. Yani siz yani felç. Kafam çalışıyor ya. Onun dediğini söylüyorum. Bak hiçbir şeyiniz yok. Kafam var ya. Ben varlığının bilincindeyim diyor. Bundan daha büyük şey olur mu diyor. Varım diyebilmenin farkındalığıdır iman. Ben varım diye bilmek. Bak bu var. Ama varlığının farkında değil. Ben varım diye bilmek. Nefes alabilmek. Bugün mesela en büyük nimetlerden. Bugün namaz kıldın. Ve bugün de elhamdülillah Müslümandın. Kafir değildin. Ve şimdi buradasın. Yoğun bakımda değilsin. Yoğun bakımda mısın? Yok. Buradasın. Peki onlara ne yapıyor? Allah da o haleti veriyor. Bu halette yoğun bakıma gitsin zulüm oluyor. Ama o halette olanlara ayrı bir halet veriyor. Müslüman ölüme ne yaklaştığı zaman seviyesine göre bir gün veya üç gün, beş gün, bir ay önce herkesin seviyesine göre Allah ölmeden önce 17. sözde söylüyor. Ölümü sevdiriyor. Şu andaki duygularınla ölmeyeceksin. Şu andaki duygularla ölseydin biraz zulüm gibi gözükür. Ya bu şiddetli bir şeyle. O halet veriyor. Ölüme ait bir halet veriyor. Ölüme alışıyorsun. Hatta ölümü istiyor. Nasıl bir halet veriyorsa. Hani var ya nasıl istiyor. Öyle bazen insanlar bir halet oluyor ki intihar ediyor. Çıkış yolu intihar zannediyor. İnsaniyeti gaflette boğulmayan o haletini istifade eder diyor Efendimiz. Gaflette boğulmaya. İnsaniyeti gaflette boğulmayan o haletten istifade eder. Hak evet. Abi Yusuf Aleyhisselam ister işte. Ya, Yusuf Aleyhisselam istemiş. Yani ben şunu kastediyorum. Ölmeden önce Allah merhameten Müslümanlara o haleti açıyor. Açınca şu andaki haletin olmuyor. Onun için hissedersin ölümünü. Ha ben gidiyorum galiba. Çünkü artık pek iştahın kalmıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi yani o saltanatta öteleri istemiş. Çünkü fark etmiş. Metnim okumuştuk. Devam ediyorum. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bir beda yine rahmettir dedik. Yani
nereden geldim, nereye gidiyorum, burası ne, ben kimim diye cevap veren Ahmet'tir. Başka izahı yok. Bunu izah edilemez hiçbir şekilde. Yani vefat etti adam. Bir daha söylüyorum. Kimya ile nereye gitti bu? Fizikle, matematikle, coğrafyayla adam vefat etti. Ve insanın en büyük meselesi kabir. Kabiri neyle izah edeceksin din yoksa? İzah var mı? Yok. İşte neyle cevap veriyor? Rahmetle. Rahmetini aldı. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bir bedayine rahmettir. Mesela Allah gözü yarattı. Renkleri ve şekilleri yarattı. Kulağı yarattı. Seslerle cevap verdi. 2,5 litre mideyi yarattı. Nihayetsiz nimet alır la tuhsu aile. Saymaya kalksanız diyor, nimeti bitiremezsiniz de cevap vermiş. Nimet. Burunu yaratmış. Envai çeşit koku. Dil. Yani her tad için dil mi kullanıyoruz? Yoğurt geldi, yoğurt dilini koy. Turşu geldi, turşu dilini koy. Elma geldi, yani o zaman sepette dil taşımak lazım. Kalı Mesnevi Nuriye'de geçiyor. O zaman insanın dili diyor, ağrı daha kada olurdu. Ayva mı geldi? Aa unuttum ya. Benim elma dili var şimdi, ayvadan lezzet alacak dil yok. Evde kaldım. Bana bak sen verir misin ya? Şu ayva dilini ver bana. Acayip bir şey. Bir de sorayım size. Kendime sordum da çıkamadım. Göz çıkıp konulsa, kiraya verilse, iki gözünüzü bugün kaç paraya kira verirdiniz? Gözü vereceksin ama sen böyle oturacaksın. 5 dakika değil ha, koca bir gün. Mesela kaça kiraya verirdiniz? Yunus ne hatırına geliyor? Vermezdik ben. Çok zor. Kaç dakika durabilirsin kapalı? 5 dakika. Evet, değil mi? Ama akşama onu kiraya vereceksin. Yok değil mi? Bence yerde kalmaya çalışırdık o zaman. Vay be. Aklı kapatmak lazım yani. He? Aklı kapatmadan kiraya veremezsin. Harika bir cevap. Ben hiç böyle bir cevap duymamıştım. Aklı kapatırsan ancak kiraya verirsin. Veremez. Ama bedava almışız. Nerede kullanıyoruz? Hem de yedeği de var. Sağ ve sol. Bu da ne biliyor musun? Ruhun, şu elbise, şu göz, kulak, ruhun hanesi. Şu binayı düşünün, binayı. Bak içindesiniz. Allah razı olsun bak geldiniz, iyi yaptınız. Bu kadar karabalık. Buraya geldiniz. Sizin hayalinizi, duygularınızı, imanınızı, emellerinizi, arzularımızı, isteklerinizi, hislerinizi bir düşünün. Binaya benziyor mu şuraya? Bina ile senin aradaki farkı bir düşün bakalım. Lazım olacak şimdi söyleyeceğim. Bina ile ben. Farka bak. Ha, bina gibidir beden. Binanın içinde oturan sen var ya sen, o da ruha benziyor. Ruh-beden ilişkisi, insan-bina ilişkisi böyle. Peki beden nedir ruhun? Elbisesi değil. Hanesi ve yuvası. Ustadımız öyle diyor. Beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Biz burada bunu kullan. Peki buraya geldiniz, oturdunuz, burada bir iş vardı. Bu iş bittince başka eve gideceksiniz. Ha, ölüm bu işte. Burada işimiz bitti, başka yere gideceğiz. Tamam. Sonra bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainat insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bir bedaya rahmettir. Bir ağacı düşünün. Yaprakları vasıtasıyla fotosentezle 150 milyon kilometre uzaktaki güneşi alıyor. Havadaki dumanları alıyor. Nemi alıyor. Kökten alıyor. Oradan alıyor, buradan alıyor. Hepsi netice ne? Meyve. İnsan da böyle. Bütün alemleri insanda cem edilmiş. Bütün kainata Üstad Hazretleri şecere diyor, ağaç diyor. Meyveye insan diyor. Bütün ağaç meyvesine çalışıyor. Meyve biziz arkadaşlar. Bunları niye vurgulamaya çalışıyoruz? Bu kadar kıymetlisin. Çöplük de harcama kendini ya. O kadar değerlisin ki çöplük de harcamamak gerekiyor. Yani hayatçı olmamalı. Tuvalet, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, işe git. Bu dikdörtgen içinde öl git. Bu mu ya?
Yani bu kadar harika bir donanım bunun için olmaması lazım. Bunu yapan zaten mahluk var zaten. Bizim Kınalı da aynı şeyi yapıyor. Demek ki bütün kainatı, yani bütün ağaç meyvesini çalıştığı gibi bu şecere-i hılkat denilen 18 bin alem sana çalışıyor. Ya nasıl bir değer, nasıl bir kıymet, nasıl bir anlam. Acayip bir şey. Akıl almıyor. Allah'ın rahmeti işte. Ve bu hadsiz fezayı ve boş hali alemi dolduran, nurlandıran, şenlendiren bir müşahede rahmettir. Mesela en harika ev düşünün. Mis sistemi oturuyorsun. Ceyhan damı nereden oturuyor? Mesela Mersin. Bütün Mersin senin. Ama hiç kimse yok. Bir dünya düşünür müsünüz? Ve Adana'yı. Arkadaşlar, Adana senin ama bir Allah'ın kulu yok. Petrol istasyonları, altın haneler, fırınlar hep senin. Teksin. Yaşayabilir misin? Hiç kimse yok. İşte diğer insanların da varlığı, rahmeten sen ürkmeyesin, korkmayasın. Seni sakinleştirmek, alıştırmak için diğer insanları da yap. Ondan sonra ödün patlamasın diye sana da benziyor işte. Kafası da aynı yerde. Gözü de aynı yerde. Tamam mı? Böyle. İnsana alışıyor. Ünsiyet ediyor. Ama düşünün ki dünyada tek ses. Peygamber bile dayanamadı Adem Aleyhisselam. Ve alleme Adem'e esma-i külleha. Bütün isimler öğretildiği halde. Cennette yani bizim gibi ufak çocukken gelmedi o. Peygamber olarak geldi ve bütün isimler öğretilmiş. Böyle bir ruhu var. Ama biraz ters tarafı şu, cenneti görüp geldi dünyaya sabret yani. Tamam. Ama biz çocukken doğuyoruz, yavaş yavaş, yavaş yavaş, alışa alışa, hani ürkmüyoruz. Bir anda cennetten buraya gelsek var ya, ödümüz patlar. Bir anda her yerde olma aleminden bir yerdesin. Acıkıyorsun, üşüyorsun, öyle bir şey yok orada. Neyi hayal ediyorsun, oradasın, ne oluyor? Şuraya bak ya. Böyle bir alemi. Ama biz bir film çeviriyoruz. Ezelden ebede kadar olan bir film hayal edin. Ezelden ebede kadar içinde bir film var, film. Filmin içinde hepimiz oynuyoruz. Ama filmin bir özelliği var. Herkes kendisini başrolde zannediyor. Ben o film içinde, hepiniz de varsınız. Başroldeyim, sana göre de sen başroldesin. O filmi yaparken... Diyelim ki Çanakkale mevzusunu işliyor. Çanakkale mevzusunu işlenirken ne yapmalar lazım? Sahneyi Çanakkale'ye gitmeleri lazım. O oynayanlar 10 dakika için çavuş Çanakkale'ye gidiyorlar. Orada çekim olması lazım. Konu o ya. Arkadaşlar ezelden ebede kadar Allah Resulü'nün tabiriyle bu filmin 1 saat sahnesi dünyada çekilmesi gerekiyor. Onun için dünyaya gelmişiz. Yani o filmin içerisinde hepimiz başroldeyiz ama filmin içerisinde dünya denilen bir alemden bahsediliyor. O sahneyi burada alıyoruz. Onun için buradayız. Ama iyi oynayacaksın. Herkes, işin garip tarafı, herkes filmde oynuyor ama herkes filmde ben başroldeyim diyor. Herkes bana çalışıyor. Böyle bir antika bir film. Sensin. Ama doğrusu bu ha. Film anlatmıyorum, doğruyu anlatıyorum. Bu alemde herkes kendi merkeziyle bakınca, merkez benim. Diğerleri benim, etsa ve efradım der. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bir beden rahmettir. Şimdi Allah kim, biz kim? Ama Allah'a dost olmuşuz. Ne özelliğimiz vardı, ne verdik? Bir alacak mı vardı? Rahmet denmiş. Rahmet. Allah'ın rahmetinden dolayı bizi dost yapmış. Dost ya. Dost yapmış. Allah bizi dost yapmış ya. Allah, Allah ile bizim tövbe yani. Ne şeyimiz var ki? Ama diyor ki rahmetimden seni dost yaptım. Nereden bileceğiz ya Rabbi? Ha sen benim dostumsan. Bütün alemlere merkezi seni koydum. Her alem sana göre çalışıyor ihtiyacını gidermek için. Cennet senin için bekliyor. Cebrail
Ayeti senin için indiriyor. Buyur abi. Sana bir çok garip geldi de bileceğim. Şimdi umum şeyleri, rahmetin dedin de, umum şeyleri o kadar arka yaptı, ufak bir kemikte boğuşuyor. Güneşte, havada, rahmet, suda vesaire bir şeylerde umuma yaptığı için tek kalsan daha fazla istifaden yok. 10 trilyon olsa insanlar gene sevmiyor. Dolayısıyla rahmeti burada ne kadar tecelli ediyor? İleriye doğru gittiğin zaman da hageza önünü açıyor. Cennet gibi bir ihtişam verdi. Bir sen girsen aynı, bütün insanlık girse istifaden gelen. Bak ne diyor? Şimdi hiç kimse olmasa dünyada diyor. Dünya nasıl olurdu? Bir tek benim. Aynı. Aynı hava. Güneş lazım değil mi? Olur. Hava lazım değil mi? Dünyanın dönmesine ihtiyaç yok mu senin yaşaman için? Ha sen tek başına dünyada yaşadın, ne gerekiyorsa, ha 8 milyar insan yaşadı, hiç eksik değil. Fark etmiyor. Bunu yapan, yapmasının sebebi rahmettir. Rahmet. Yoksa hiç hava alamazdı abi, hepsini gasp ederler. Uf, parayla olsa şu hava, yani gaz ya. İyi ki, mesela yoğun bakım gördünüz değil mi, yoğun bakımda, bak şimdi. Böyle alıyorlar. Öyle dayanamıyor biliyor musun? İğne vuruyorlar. Yumuşatıyorlar da o yoğun bakımdan öyle durabiliyor. Arkadaşlar yoğun bakıldığımız için yoğun bakımda değiliz. Şu anda yoğun bakılıyoruz. Bir burun tıkandığı zaman nasıl o uykudan fırlıyoruz? Burun tıkandığı zaman, ters yattığımız zaman nasıl fırlıyoruz? İnşallah ahirette de öyle olacak inşallah hep beraber ya. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Yani vahşet şu, bunu bir misal vereyim, hoşunuza gidecek. Rahmet ne kadar önemli. Bak geldiniz, bak ne işe yarıyor. Şimdi sizi helikopterle safariye Afrika'ya atsalar. Bir baktınız ki aslan saldırıyor. Kaçtın. Karşıdan sırtlan geliyor. Kaçtın. Timsah geliyor. Kaçtın. Akbabalar geliyor. Kobra geliyor. Yani nereye kaçarsan kaç bir şekilde öleceksin. Hepiniz içinizden tutun cevabı. Hangisiyle ölmek isterdiniz o anda? Timsahta mı? Kobranın içinde mi? Sıkışarak kemikleri. Yoksa sırtlan mı? Allah baba kafayı delerek. Aslan. Aslan mı daha iyi sen? Hiçbiri aslan. Aslanla mı? Aslan değil mi? Evet. Demedi de. Peki hangisiyle ölmek istersiniz? Hiçbirisiyle. Nedir biliyor musun? O anda durdun daha ölmedin. Ama biliyorsun ki bir tanesiyle öleceğim. O anda bir tanesini seçemezken o hissettiğin duygunun adı vahşettir. İmansızlık böyle bir şeydir. Kafir bunu yaşıyor. Fakat dişçi dişi delerken hissetmesin diye uyuşturuyor ya. Yoksa çıldırır. Dişçinin o şeyin delmesi. O uyuşturmakla diş ağrısı hissetmediğimiz gibi kafir de aynı imansızlıkla bu dehşeti yaşıyor. Fakat günahlarla narkozlanmış düşünemiyor. Bununla diptalistir. O da rahmet abi ya. Evet. Yani yaşayamaz o tabii. Yaşayamaz. Bir misal vereyim. Cenaze diyeyim. Amcası gömülmüş. Ağlıyor. Baba diyor. Vuruyor. Baba diyor o falan adam var ya yatırmadı diyor. Bak narkoza bak. Şimdi Müslümanın da bir narkozunu anlatacağım. Ben demedim lan onları mal vermeyin. Yapıyor, düşünüyor. Yaparken ne yap? Gidin arkasını yazdırın ben burayı idare ediyorum. Siz gidin dükkana. Yapıyor. Bu adamı mezarlık bile uyandırmıyor. Peki ne dedim? Günahlar kafirin o dehşeti hissetmemesi için narkoz vazifesi yaptığı gibi Müslümanın da günahları İmanından, namazından, orucundan, sohbetinden lezzet alamaz hale getirmiş. O da iptal ediyor. Yani günahlar
hissi iptal ettiği için iman da, imanın bir tarafı histir. İmanımızdan lezzet alamıyoruz. Namazımızdan lezzet alamıyoruz. Kafirin ise şöyle düşün. Bir kefen düşün, bak girecek aşağıya. Ya bu, biz ölümün şeklinden dehşet alıyoruz da. Ya kabre girmek ne demek ya? O perdeliklerin. Peki kafir diyor ustad, yaşamaması lazım ya diyor, intihar etmesi lazım. Nasıl yaşıyor? İptal hissetmiş. Yani hissi iptal, iğne vurmuş, diş ağrımadığı gibi günahlarla da nasıl yapıyor biliyor musun bak? Gol diyor falan. Nereye kadar gitti? 11. 11'e kadar uyuştu kafa. Bir şey düşünmüyor. Ondan sonra kafa çalışıyor, ne yapacağız? Haydi bakalım cetvelerini. Ondan sonra nereye kadar? Tam pil bitene kadar. Sabaha kadar direndi. Sabah da şey yok, uyku. Kalktı, biraz açıldı, arabaya bindi. Ya kafa çalışıyor. Yine bunları düşünüyor. Aç radyoyu. Çabuk. Lan zeng 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 dum 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 dum. Lan mahalle ayağa kalkıyor, adam orada nasıl lezzet alıyor? Mümkün mü? Demek ki bunlar hep iptal his. İğne vurmak, iğne. O biraz önce verdiği misal gibi de değil ha. Bir 10 dakika kimse seni parçalar da gidersin. Bu safaride, Afrika'da işte hayal yerlerinden parçalanacaksan sırtlan. Komple parçalanacaksan aslan. Girip de tost olacaksan kobra ilan. 10 dakika yani. Ama düşün, sonsuz, ezeli ve ebedi. O duymaz gibi, sağır gibi gelen o kafir Kur'an'ın sadasına sağır. Ama içinde şu var, ben çok işim bu olduğu için hep böyle söylüyorlardı. Ya varsa, ya Kur'an'ın, dinin dediği doğruysa, ya orası varsa, tamam? En ufak bir zarar ihtimali, kayıp ihtimali nazara alamayıp en iyi avukatı tutuyoruz. Ahiret ya vardır ya yoktur. Üçüncü şık yok. Ama varlığı %50'dir, yokluğu %50'dir. Korkunç bu mesele karşısında. %50 ihtimali varlığı olabilir. Olabilir, olmayabilir. %50. %50 varlığı var iken buna da kayıt kalmak, o korkunç sonsuz dehşetli azabı kale almamak, iptali his etmiş olmuyor da ne oluyor ki? İptal etmiş. Düşünemiyor. Öyle bir düşünce yok. Sistemde yok. Devre dışı olmuş. Araba harareti göstermiyor. Nasıl anlayacaksın? Yolda kaldığın zaman anlarsın. İbre göstermiyor. İbre bozuk. İptal his o demek. Bazısının doyma duygusu yok biliyor musunuz? Şamandırası bozuk. Ne kadar yediğini bilmiyor. Şamandıra bozuk. Geliyor buraya kadar, galiba doydum diyor. Yoldan lan işte başlatacaksın. Şamandırası bozuk bu adam. Ne diyor bazıları? Ya benim duyduğumu bana söyle diyor. Ben anlayamıyorum diyor. Bazıları anlayamıyor hakikaten. Son cümlemi okuyorum, bitiriyorum. Demek ki bu hayatı anlama koyan, anlamlandıran, bizi muhatap eden Allah'ın rahmetidir. Ona muhatabiyetimizin şifresi de nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. De aşağıda hani netice var ya sana, bir ey insan derken orada yani her şey. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı sana müteveciyen, muavenet yardım ellerini uzattıran ve senin hacetlerine, ihtiyaçlarına lebeyk, buyur kulum dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani, küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazamun eden hakikati rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve umanı olan
Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin vüsülüne vesile ve o Rahman'ın dergahına şefaatçi yap. Burada duralım. Bak ey insan, aklını başına, sana böyle bir değer vermiş Allah. Yani bir de bu fırsat bulunmaz. İmam Gazali'nin bir cümlesi var. Der ki, insanlığınızın kıymetini bilin, ölünce bir daha insan olamayacaksınız. Bitti. Ne kadar zaman? Ezeli ve ebedi. İnsanlığınızın kıymetini bilin. Allah seni içtikte koymadı. Taş yaratmadı. Bitki yaratmadı. Hayvan yaratmadı. İnsan suretinde yarattı. Yetmiyor. Sana iman ve İslamiyeti vererek kendisini sana veren Allah'a lakay kalınır mı? Sana imanı vererek kendisini verdi. Sana insaniyeti vererek 18 bin alemi verdi. Sana mideyi vererek bütün nimetlerle cevap verdi. Sana kulağı vererek bütün sesleri ikram etti. Sana imanı vererek kendisini sana verdi. Ey insan, daha bundan büyük nimet ne olur? Bil. Bil de, kıymetini bil de çöplükte harcama. F-16 ile gübre taşınmaz. Tanklarla kuş avına gidilmez. Her tarafı altın olan kamyonla hafriyat olmaz. Bu fıtratla sırf dünya olmaz. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَنْ صِرَاتِ